Kadıköy ve Ataşehir'in ardından şimdi de İstanbul'da Maltepe Belediyesi işçileri grev kararı aldı. Ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Ramazan Almaçayır işçilerin grevine ilişkin ayrıntıları bizlerle paylaşacak olan isim Ramazan söz sende. Dakikalar öncesinde Maltepe Belediyesi önünde işçiler toplanmıştı ve bir basın açıklaması gerçekleşti. O basın açıklamasında da hak ettikleri ücreti almak istedikleri belirtildi. Şu anda da hala hazırda bu noktada kalabalık hala devam ediyor. Yavaş yavaş da dağılıyorlar. Birçok sektörle ilgili aslında grev kararının toplandığını belirtelim vatandaşların, işçilerin temizlik hizmetleri, fen hizmetleri ve destek hizmetlerinden bağlı işçiler işte bu noktada haklı olduğunu söyledikleri taleplerle ilgili bu taleplerin yerine getirilmesi için belediye önünde bir basın açıklaması düzenlediler. Peki o talepler neydi? İşçilerin 3600 lira gibi bir maaş aldıklarını ancak belediyenin kendilerine %8 oranında bir zam teklifinde bulunduğunu belirtiyor işçiler. 1588 işçiyi kapsayan bir grev kararı. İşte dün gece 24.00 itibariyle gece yarısından itibaren işçiler greve başladılar ve sendikayla Maltepe Belediyesi arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasıyla bu karar alındı. Basın açıklamasında şunun da altı çizildi. Belediyenin, Maltepe Belediyesi'nin sosyal medyadan %47 oranında bir zam yapıldığı yönünde aslında bir algı açıklaması yaptığını iddia ettiler ve kendilerine sunulan gerçek rakamların ise %8 civarında olduğunu belirttiler ve bunu kabul etmediklerini de söylediler. Biraz aşağı doğru ilerlersek işte Maltepe Belediyesi'ne de bu iş yerinde grev var yazılı bir pankart asılmış durumda. 1588 işçiyi kapsıyor, bunu da belirtelim. Fen işlerinde çalışan işçiler, temizlik işleri özellikle her sektörün faaliyeti önemli ancak temizlik sektöründe eğer bu sıkıntı aşılmazsa çöplerin toplanması ve diğer temizlik işlerinin de aksaması aslında sıkıntılı bir başka parantez açmak zorunda kalacak bu noktada. İşçiler şu an için bu noktada sloganlarla haklı taleplerinin yerine getirilmesini ve bu taleplerin yerine getirilene kadar da buradaki grev kararının devam edeceğini belirttiler. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ve Maltepe Belediyesi arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı ve bunun üzerine de gece yarısı itibariyle işçiler grev kararı aldı. Az önce de basın açıklaması yapıldı ve taleplerinin yerine getirilene kadar bu kararın devam edeceğini belirttiler. Konuşacağım beyefendisinde, şu yayını bitirelim. Şu an itibariyle de işte işçiler bu noktada arkadaşlar, 1588 işçiyi kapsıyor. Burada greve devam edeceğini belirttiler. İşte Maltepe Belediye Başkanlığı önünde şu an için bu işlerinde grev kararı, grev var kararı. Efendim, hemen döneceğim size, grev var kararı yazılı pankartta asıldı. Şu an itibariyle yapılan açıklamada da işçilerin %8 gibi bir zam teklifi yapıldığını, sosyal medyada ise %47 şeklindeki açıklamanın aslında algı olduğunu belirtti ve haklı taleplerinin de yerine getirilene kadar buradaki grev kararının devam edeceğini belirttiler. Toparlayacak olursak, Genel İş Sendikası ve Maltepe Belediyesi arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasıyla 1588 işçiyi kapsayan bir grev kararı söz konusu. Bu noktada işçiler Maltepe Belediye binası önüne gelerek taleplerini yerine getirene kadar da greve devam edeceğini notunu düştüler diyelim.